Hacimsel anlamda da ilgi çekecek noktalara gelmiş Türk Hava Yolları'yla bir başlayalım derim. Tabii ki önemli. Hepimize yardım. Türk Hava Yolları'na baktığımız zaman hani uzun süredir bir aslında bir baskı vardı. Ve uzun süre bir düşüş trendi içerisinde şurada. Gördüğünüz yani şurada başlayan bir trend. Burada aslında son bulmuş. Yani buraya aslında dip seviyesi diyebiliriz. Hani gene burada bir karşımıza mum formasyonu çıkıyor. Bu da delen mumlar. Bu an mum formasyonu diyoruz biz. Hani bu bize diyor ki hani burada ben bir dip oluştum. Ona göre bir hareketine dikkat et diyor aslında baktığımız zaman. Şuradan bir trend de çizmek istiyorum aslında. Şu seviyeyi alalım. Şimdi bu şekilde ayarlarsak benim için gayet güzel gözükecek. Şimdi burada fiyatımız bir dip yaptı bize söylemiş aslında. Yani burada bir boğa mum formatı yukarı doğru bir hareketi başlayacağını söylüyor. Sonra hemen akabinde de burada güzel bir mum görüyoruz biz. Bir hacimli ve yüksek bir mum görüyoruz. Daha sonrasında yani burada alıp alanlar burada bir satışa geçmiş. Yani kâr realizasyonunu yapmışlar ve dikkat ederseniz burada 5.21'e doğru kesmeye doğru gidiyor. Yani şu iki hareketli ortalama arası bir sıkışma gerçekleşmiş artık. Daha sonrasında burada birazcık daha bir hareketini yapmış ve sonrasında ise tam kestikten sonra hacimli bir yukarı hareketini yapacak. Bu dünkü hareket oluyor bu arada. Daha sonrasında tabii ki de hani, hava yolları uzun zamandır düştüğü için ve aşağı doğru gittiği için hani belli bir kâr realizasyonu olması gerekiyordu. O da bugüne denk geldi. Aynı zamanda hani gene geldiği yerde burada bir manidar aslında. Şurada gördüğünüz gibi şu 50 günlük hareketli ortalama. 50 günlük hareketli ortalamada bir hafif bir satışını yemiş. Yani günü de -0.37 olarak kapatmış baktığımız zaman da. Hani bu satışın kendisi çok normal. Şimdi hava yolunun hareketini yapması için bu kısımları bir geçmesi gerekiyor. Benim düşüncem olarak. İlk başta bir 50'nin üstünde bir kapatması bizim için kritik olacak. Daha sonrası 70.000 üstüne çıkması kritik olacak. Onu çıktıktan sonra şurada bir çanak formasyonunu tamamlamaya gidecek. Yani yaklaşık olarak 139, 139, 100, 140 dersek buraya 140 seviyesi bir çanak mum formasyonuna doğru tamamlamaya doğru gidecek. Aynı zamanda gene hacim artışı burada çok az olan hacim buraya doğru yukarı doğru gittikçe artmaya başlıyor. Onun için bir kritik seviyeleri söyleyecek olursak Türk Hava Yolları içinde yani 134.60 bizim için bir kritik bir seviye oluyor. Hemen hemen şuralara denk geliyor. Zaten bugün de hemen hemen onu görmüş. Daha sonrası hani aşağı hareketlerimiz olabilir Türk Hava Yolları açısından. Yani onun için bakacağımız kısımlar ağırlıklı olarak şunun hemen şu kısımları yani şunu çizeyim ben size. Yani buradaki 130 60, 130, 70 kısımları bizim için kritik oluyor. Çünkü buradan bir onayını alıp hareket etmek isteyebilir Türk Hava Yolları. Onun için hareketler gerçekleştikten sonra da bakacağımız diğer kısım ise buradaki çanak derinliğine bakacağız. Şimdi ben onu da bir ayarlıyorum. Ne anlam ifade eder çanak derinliği? Bize hedef fiyatımızı söyler. Yani fiyatlar şurayı kırdıktan sonra, burası bizim boyun çizgimiz diye geçiyor. Fiyatlar burayı kırdıktan sonra şu kısımdan, şuradaki derinlik kadar, yani hemen hemen 14 lira civarı bir şey oluyor. Yani buradan sonra fiyatlar yukarı doğru hareket edecekse 14 lira civarında bir hedef fiyatımız bizim gerçekleşiyor burada. Ve buna baktığımız zaman da hani çok uzun sürede düştüğü için aslında Türk Hava Yolları tekrardan şurada daha büyük bir çanak tamamlamaya gidecek. Onu da ben Yani size her söyleyeyim. seferinde bir büyük çanağı önce tamamlayacak. Evet yani küçükten Atış başlıyor. körfezleri gibi. Aynen hani küçükten başlayarak hareket ediyor. Şurada bir küçük çanağımız, İkinci küçük çanağımız, üçüncü küçük çanağımız olarak gidiyor. Yani daha uzak perspektiften bakmak da istersek, yani oradaki bütün o diğer iki çanağı yok edip tek bir çanak çizebiliriz. Tamam yani tek büyük çanağımız da şu kısımda olacak. Yani şöyle bir hareket olacak. Yani bu da hemen hemen 143 civarında falan bu çanak formasyonu tamamlamaya geçmesi gerekecek. Gene kritik olan nokta ise bizim bu kısımları çanağı tamamlarken hacimli kırmasını isteriz her zaman. Yani hacimli kırarsa alıcılar gelmiştir. Alıcılar geldiği için de fiyatlar daha da yukarı gidecektir deriz. Aynı zamanda ufak bir onay almasını istiyoruz biz. Bu tarz formasyonları kırdığı zaman onay dediğimizde fiyatlar burayı kırdıktan sonra yine boyun çizgisinde ufak bir dokunuş yaparak küçük bir dokunuşa tekrardan yukarı gitmesi olarak düşünebiliriz bunu.
Peki. Aynı zamanda yazında gelmesi de Türk Hava Yolları benim beğendiğim hisseler arasında geçiyor ve çok fazla fiyatı düştüğü için uzun süre takibimde aslında.